Kıymetli dostlar, kıymetli canlar, bir cumartesi günü yayınında daha yine sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hepinize selamlar, sevgiler gönderiyorum. Dün canlı yayında beraberdik dün akşam. Dün akşam cuma günkü ilanları inceledik. Perşembe günü video yaptık. Videoda perşembe günü ilanlarını, pazartesi günü video yapmıştım zaten. Yani bugün bütün haftayı boş geçmedik. Ve şimdi de hem cumartesi günü hem de pazar günü izleyebileceğiniz bir video ile yine karşınızdayım. Umarım benden bıkmazsınız. Canlı yayınlar, ancak tabii canlı yayınlarla alakalı da sizlere şöyle kötü bir haberim var. Canlı yayınlarımızı yaptığımız zaman videolarımızın izlenme oranını kısıtlıyor. Ve böylece daha fazla insana ulaşma şansımız maalesef kalmıyor arkadaşlar. Hatta geçen hafta mıydı veya ondan önceki hafta bir dostumuz söylemişti. Murat Bey, canlı yayınlar videolara engel olur, videoların daha fazla izlenme oranı düşer diye bizi uyarmıştı aslında. Gerçekten de öyle oldu. Mesela pazartesi günü yaptığımız videoyu perşembeye kadar beklediğimiz için pazartesi günü olan attığımız video daha çok izlendi, daha çok insanlara ulaştı. Ama perşembe günü video yaptık mesela. Cuma günü de, yani dün canlı yayın yaptık. Canlı yayın videoyu kesti. Yani önünü kesti. Bunun için formüller arıyorum. Yani şimdi bugün mesela cumartesi günü bu videoyu yayınlayacağız. Pazar günü canlı yayın yapalım dedik ama canlı yayınımızı böyle birkaç gün bekleteceğim. Bunun için bir formül bulacağım arkadaşlar. Sizlerle sohbet etmek, sizlerle bilgi alışverişinde bulunmak gerçekten benim çok hoşuma gidiyor. Ama bunun için başka bir formül bulacağız. Yani canlı yayınlarımızı yine açacağız ama bu 2-3 gün içinde ya yeni bir kanal açacağız kendimize, oradan sırf sadece canlı yayınlarımızı yapabileceğimiz, yani sizlerle sohbet edebileceğimiz bir kanal yapacağız ya da başka bir formül bulacağım. Onu da bulduğum zaman yine videolardan sizlere aktaracağım. Şimdi sözü fazla uzatmayayım. Yine çenem düştü. Önce ilanları sizlere tanıtayım. Ondan sonra sohbete devam ederiz. Haydi bakalım. Birinci ilanımız Manisa'dan arkadaşlar. 350 bin liraya Manisa Demirci Eskihisar'da termal bölgesi müstakil köy evi. Kurtdereli abim var Manisa'da. Selam olsun. Hep Manisa'dan sorar. Manisa Demirci tarafında. Burayı da daha iyi bilir. Bizden daha iyi yorumlar. Yorumlarını da bekliyorum. Bu arada bu videoyu da pazar günü canlı yayın yapmayacağımız için 300 tane beğeni geçmesini istiyorum arkadaşlar sizlerden. Onun için beğen butonuna basalım. Paylaşı da fazla yapalım. 350 bin liraymış burası. Bakalım ne diyorlar burası için. Manisa ili Eskihisar köyünde bulunan ev doğal güzelliklerle çevrili ve termal kaplıcalara yakın bir konumda yer almaktadır demişler. 129 ada 2 parsel, 162 metrekare büyüklüğü varmış arkadaşlar. Köy ve ekonomi demiş. Eskihisar köyü yaklaşık 40-50 hane ile küçük ve samimi bir topluluktur. Tarım ve hayvancılık köyün ekonomisinin temelini oluşturur demiş. Evde elektrik, su, kanalizasyon tesisatı kullanıma hazırdır. Bahçede yetişkin incir ve çeşitli meyve ağaçları bulunmaktadır. Hadi bakalım şu eve. 28 tane fotoğrafı var. Şöyle karşımızda kargir ve yıkılması gereken bence bir yapı var. Şuradan bayağı bir hasarı var çünkü. Yukarıdan da hasarı vardır da. Oradaki hasar, köşedeki hasar önemli hasarlardan bir tanesi. Yani burayı ev gözüyle bakmayacağız arkadaşlar. Tapusunu da koymuşlar. Buraya bir arsa gözüyle bakacağız. Kerpiç, iki katlı ev ve ahır ve samanlık olarak geçiyor. 162 metrekare. Uygun fiyatı olduğu için aldım. Elektrik panosu bağlı. Gördük onu da. 350 bin lira arkadaşlar. Yani düşük bütçeli dostlarımız var biliyorsunuz. Bir de video çekmişler. Video biraz daha belki bizi aydınlatabilir. Keşke bahçeyi çekselermiş videoyu. Evin kullanılamayacak olduğunu zaten görüyoruz. Ev şöyle bu vaziyette. Ah be abicim, keşke bahçeyi çekseydin. Şu
Şöyle odaları tamamen göstermiş. Şaka gibi ya. Ya Türk insanı gerçekten enteresanız ya. Abi evi niye çekiyorsun ki? Yani ev zaten yıkılıp yeniden yapılması gereken bir ev. Bize bahçesi lazımdı abicim. Neyse yine de evin içinden ayrıntılı görüntü, yani şu çekmiş olduğu görüntü zaten evin hiçbir şeye yaramayacağını, yıkılıp yeniden yapılması gerekli olan bir ev olduğunu gösteriyor bize de. Arkadaşlar Eskihisar ile Demirce arası 8,4 kilometre. 8 kilometrelik bir mesafe var. Yollar çok virajlı olduğu için 17 dakikada ulaşabileceğiniz bir mesafede araçla Demirci'nin merkezine, yani arayıp bulabileceğimiz her şeye olan mesafesi aslında çok da fazla değil, 8 kilometre. Ama Kurtdereli abim burayı bizim için yorumlarda belirtsin, eğer izliyorsa videoyu. Evet, telefon numarasını da verelim. 11 Kasım 2023 tarihli bu ilanı Kemal Uysal vermiş. Telefon numarası 0535-216-2115. 0535-216-2115. Bu numaradan ulaşabilirsiniz. İkinci ilanıma geçiyorum. İkinci ilanım da Denizli'den. Denizli'ye de kocaman sevgiler, yürekten sevgiler gönderiyorum. Balkan merkezde Bahçeli köy evi. Sanki daha önce bilmiyorum verdik mi acaba bu ilanı? 21 tane fotoğrafı var. Şöyle diğer evden daha kullanışlı, en azından kullanılabilir durumda bir ev arkadaşlar. Öz nitelik bilgisinde kerpiç ev ve ahır olarak geçmiş 220 metrekare bahçesiyle beraber kullanım alanı, kullanım arsası. Şöyle arsa arkada görüyorsunuz bir bahçe. Bakalım buna ne demişler. Balkan merkezde 220 metrekare arsa içinde 72 metrekare taban alanlı iki katlı bahçeli köy evi. Evimiz kerpiç evdir. Evin dışı toprak sıva, içi hariç sıvalıdır. Çatısı kiramittir. Evin alt taban betonarme, üst kat tavan ve tabanı çam kerestedir. Evin çatısında güneş enerjisi vardır. Evin elektrik ve su aboneliği vardır. Evin pis suyu kanalizasyona bağlıdır demişler. Altyapı sorunu bizde bayağı bir çok. Bak görüyorsun işte, yani köylerde böyle bir sorun da var. Altyapı sorunu çok büyük. Büyük şehirlerde bile öyleyken köyleri işte düşünün. Bak onu bile adam yazmış yani. Evin pis suyu kanalizasyona bağlıdır. Yani demek ki birçok yerinki bağlı değil. Şey açıyorsun, foseptik çukur açıyorsun biliyorsun. Peki Batlan'la Gökpınar arasına bir bakalım. Yani Türkiye'de böyle arsa almak, ev almak, şey almak zor. Şimdi bu Batlan'la bu mahalle zaten merkezi bir yer. Şöyle bakın, Batlan'ın içinde zaten yine arayıp her şeye ulaşabileceğiniz yerlerden bir tanesi. Yani yarım şehir, yarım köy hayatı gibi bir hayat düşünün. Ama evin yine de dıştan da olsa şöyle, şimdi şöyle gördüğümüz kadarıyla bir tadilat, tamirata ihtiyacı var. Denizli Batlan Gökpınar Mahallesi 10 Kasım 2023 tarihli. Dün mesela biz bunu görmemişiz. Celal Tüyji, telefon numarası 0506-990-4172. 0506-990-4172 arkadaşlar. Bir başka ilanım Karabük'ten. Karabük'e de selam olsun. Karabük'te 450 metrekarenin içinde bir yer var. 1 milyon 350 bin lira yazmışlar. Şöyle fotoğraflarını göstereyim. Ruhi Taner abim demişti galiba. Ona da selam olsun Ruhi Taner'e. Artık bu fiyatlara alışmalıyız gibi bir yorum yapmıştı. Herhalde artık alışmalıyız diye düşünüyorum. Bu evin içi masrafsız arkadaşlar. Böyle görmüş olduğunuz gibi bahçesi falan çok şirin. Şunu niye böyle koymuşlar, yuvarlağın içine almışlar? Anlamış değilim. Bu kadar güzelliği niye saklıyorsunuz? Yani en azından bahçesinin fotoğraflarını biraz fazla koysalarmış. Evin dıştan da şöyle görmüş olduğumuz kadarıyla arkadaşlar pek bir masrafı gözükmüyor. Yani ufak tefek keyfe keder. Karabük Aydınlık Evler Mahallesi'nde iki katlı müstakil ev. Evimizin yeri konum olarak çok güzeldir. Karabük Mahallesi'nde bulunmaktadır.
416 metrekare arsanın içinde doğalgazlı ve kullanışlı, bak çok çok önemli, 2 adet dairesi vardır. Müstakil tapuludur. Üst kat 3 artı 1 kiracılıymış. Alt kat 1 artı 1 keyfe keder yapılmıştır demişler. Yani bak Karabük tarafını düşünenler için yani ne bileyim 1 milyon civarlarına burası alınır ya gibi geliyor bana. 450 metrekare 11 Kasım 2023 tarihli ilan. Yani yeni ilanlardan bir tanesi. Bu da yine Aydınlık Evler Mahallesi arkadaşlar. Bakın şöyle merkezi Karabük'ün mahallesi. Görüyor musunuz? Yani Karabük'ün de içinde burası. 1 milyon 350 bin lira demişler. Buraya Muammer Güzel bu ilanı vermiş. Telefon numarası 0501 371 25 78. 0501 371 25 78. Bu numaradan ulaşabilirsiniz. Kestel'e gidiyorum. Kestel'e. Bursa, güzel Bursam, yeşil Bursam'a sevgiler. Bursa Kestel Ümit Alan Mahallesi'nde mal sahibi bir ilan vermiş. Bak burası da çok güzel yer ha. Yani Kestel belki biraz fiyat yüksek gelebilir ama 1 milyon 690 masrafı yok. Manzarası da bakın şahane. Güzel bir ev. Şöyle şuraya evin yan tarafına çok güzel şöyle teras yapmışlar. Görüyor musunuz? Sanki bunu sonradan böyle demir profillerden yapmışlar. Bakar mısınız manzaraya? Çok güzel. Şuraya da bir tane bungalov yapmışlar. Manzarası falan çok güzel. Evin içi bakın hiç masrafı yok. Yani beğendiğim ilanlardan bir tanesi. Bu da üst katta çatı katı. Çatı katının üstüne de şöyle işte o dediğimiz temin biraz önceki terası yapmışlar. Alttan da demirlerle bunu sağlamlaştırmışlar profillerle. Şöyle ama çok güzel bir manzara. Ufak da olsa bakın işte ne güzel bahçeler çıkıyor. Araba için park yeri de yapmış. Aman Allah'ım en sevdiğimiz soba. Sobamız. Aa, bu arada Sevilay'a da selam olsun Sevilay Hanım'a. Sobayı görünce aklıma geldi. Davetini unutma Toki evinden. Toki evinin bahçesine geleceğiz hep beraber. Evet bakalım buraya ne demişler. Öncelikle herkese hayırlı satışlar. Yerimiz Kestel Ümit Alan Mahallesi'nde olup göl ve orman manzaralıdır. Tapuda 230 metrekare olup tüm alanı 300 metrekaredir. İçinde bulunan ev iki katlı olup 75 metrekare. Kapı numarası alınmıştır. Yapı kayıt izni mevcuttur. Araç takasına uygun yeri görmek isteyen gün içinde irtibata geçtiğinde gösterilebilir. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Pazarlık sünnettir demiş. Murat Erdemir. Şimdi bu Ümit Alan Mahallesi, Kestel ve Ümit Alan Mahallesi bakalım bu da merkezi bir yer mi? Arkadaşlar Ümit Alan'la Kestel arası 17 dakika 17 kilometre. Yalnız Ümit Alan da öyle şey bir yer değil. Yani böyle çok öyle dağın başında bir yer değil gibi gözüküyor. Ümit Alan İlkokulu var şurada. Kestane şekeri fabrikası satış yeri var. Onu görüyorum. Ve şeye de çok yakın. Turanköy'e de çok yakın. Turanköy daha da ondan daha büyük herhalde. Kestel'e gittim ama buralara gitmedim. Onun için çok da yorum yapmak istemiyorum. Ama bilenler varsa Bursalı çok dostlarımız var. Ablalarımız, ağabeylerimiz var. Onlar daha güzel yorum yaparlar bizden diye düşünüyorum. Bursa Kestel Ümit Alan Mahallesi'nde 11 Kasım 2023 tarihli bu ilanı Murat Erdem'dir mal sahibi olarak vermiş arkadaşlar. Telefon numarası 0534 062 0505. 0534 062 0505. Bu numaradan ulaşın. Ve nereye gidiyorum? Kütahya'da bir ilan buldum. 11 Kasım ilanı yeni atmışlar bunu. Domaniç'te Anayola 0 müstakil ev demişler. 1 milyon 50 bin lira da fiyat yazmışlar. Burası şöyle fotoğraflarını büyüteyim. Bakın Anayol. Burası da resmi yol eve giden. Burası da satılık gayrimenkul. Güzel. Fena değil. Yani Kütahya tarafını düşünenler varsa. Yalnız beni bir tek burada bir konu tedirgin eder. Nedir o mesela?
Arkadaşlar bu işi biliyorsunuz. Söylememe gerek yok ama yeni gelenler de öğrensinler diye tekrara düşüyorum bazen. Şimdi 15-20 senedir bu mesleğin içindeyim. Birçok villa, birçok daire, birçok arsa sattım, aldım. Şu otoban kenarında olan, özellikle yazlık için kullanacağınız yerler biraz sıkıntılı. Neden? Abi çok gürültü var. Bak birçoğunuz belki bilir ama birçoğunuz da bilmez. Ya yolun kenarında olsun. Olsun da abi gece uyuyamazsın ya. Araba şeyinden böyle vın 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 arabalar geçer durur yani. Bak bu da küçük böyle bir bilgi. Ama bilmeyenler için çok büyük. Onu da söyleyeyim. Yani yer güzel ama beni ürküten o. Bak ev de güzel. Ya evde oturulabilir ev, merkezi yerde. Bahçeli kargiri ev geçiyor. Öz nitelik bilgisi. 288 metrekarede arsası var abi. Daha ne olsun yani? Sen bu evi şıkır şıkır yaparsın. Yapılır yani. Hay maşallah. Hay maşallah. Ay 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 ay. Bu düğün mü acaba? Ne bu? Kutlama mı yoksa? Kayı bayrakları, Türk bayrakları, bayraklarımız atın üstünde. Çok güzel bir görüntü ya. Bu herhalde bir ya kutlama ya bir düğün. Çok anlamadım. Domaniç'te, Kütahya'da gerçekten güzel bir görüntüydü o da. Sürpriz bir görüntü oldu bize. Gayrimenkul Kütahya, Domaniç ilçesi Karşıyaka mahallesinde 425 ada 7 parselde 288 metrekare arsa üzerine 100 metrekare tek katlı kargir. Altı üstü beton demiş. Gayrimenkul üzerindeki bina yaklaşık 30-35 yıllıktır. Keyfi masraf yapılabilir. Gayrimenkul Domaniç İnegöl çıkış yolu üzerinde asfalt yola sıfır vaziyette. Domaniç ile ilçe merkezine uzaklığı 600 metre arkadaşlar. Arkadaşlar vallahi burası bakın Kütahya'yı düşünenler için güzel bir ilan. Yorum yapmayacaktık ama Karşıyaka Mahallesi imar alanı içinde yer alıp elektrik, telefon, internet gibi olanaklar bulunmaktaymış arkadaşlar. Bilmiyorum, düşünün. Şuradan bir de biz bakalım mı? Evet, gerçekten merkezi bir yer. Şöyle bakın Domaniç burası zaten. Domaniç'e yürüme mesafesinde 600 metre. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Güzel. 1 milyon 50 11 Kasım 2023 tarihli bir ilan İsmail Karakoyun vermiş. Telefon numarası 0543 517 1022 0543 517 1022 arkadaşlar. Alırsanız haberim olsun. Ve bir ilanımda Balıkesir Dursun Bey'di. Ha bunu da neden aldım? Bak bu da dikkatimi çekti. Remax Zinci'den Dursun Bey Yeşilkent'te satılık bahçeli müstakil ev. 11 Kasım ilanlı, bugün ilanlı. Hani hep böyle köy evleri şey arıyoruz ya böyle. Bak bu mesela 1 milyon 645 yazmışlar ama hiçbir masrafı olmayan, kat mülkiyet tapusu olan, kredi de kullanabileceğiniz aslında site içerisinde bir ev. Bu Balıkesir Dursun Bey tarafını eğer düşünüyorsanız bakın. Hazır yapılı, kurulu bir ev arkadaşlar. Hatta triplex. Yukarıdan gördüğümüz kadarıyla manzarası çok güzel, şahane. Balıkesir hakkında da sizlere bir program yapacağım. Şu canlı yayın işlerini ayarlayalım. Şu kanal manal işlerini bir ayarlayalım. Böyle video olarak yapmayacağım onu arkadaşlar. Bir takım bilgilerim, bir takım duyumlarım, bir takım mesleki tecrübelerimi harmanlayarak ortaya çıkardığım çok güzel şeyler var. Onları sizle paylaşacağım, o canlı yayında paylaşacağım ama. Video olarak yapmayacağım onu. Tamam. Bekleyin. Balıkesir'i bekleyin. Vallahi burası dediğim gibi bak terası falan güzel. Ha, içi böyle şey kaba buranın. Kaba bırakmışlar burayı. İncesini yapacaksınız. Yani incesi yapılacak. Kapılar mapılar takılacak ama pimapenler pencereleri falan takılı. Bir boya şey lazım eve.
Yalıtım yapmamışlar. Yalıtımı sanırım zayıf yapmışlar. Şöyle bir istinat duvarını görüyorum arkada. Yanda bir bahçesi var, önde bir bahçesi var. Kocaman bir ev yapmışlar. Bahçeyi az bırakmışlar ya. Şu bahçe ona ait. Bilmiyorum ki, bahçe de biraz küçük geldi ama masrafları göz önünde bulunduruyorum. Hani 1 milyon 645'e biz böyle bir yer yapabilir miyiz diye. Ne demiş? Evimiz Balıkesir Dursun Bey 3 Eylül Mahallesi'nde Yeşilkent Kooperatifi'dedir. 320 metrekare arsa içinde 200 metre kullanım alanına sahip iki katlıdır. 320 metrekare arsası var. Kooperatif eviymiş burası. Site, kooperatif sitesi. 5 artı 1, 3 banyolu, 2 balkonlu, doğa manzaralı, yatırıma uygun. Yani bilmiyorum, düşünülebilir. Bak, kat mülkiyetli diye de yazmışlar. Krediye de uygunmuş arkadaşlar. Kredi kullanılabilir buraya. Dursun Bey 3 Eylül Mahallesi'ne şöyle bir zaten merkezinde, bakın Dursun Bey'in, yani Dursun Bey'in içine, bu da 1 kilometre 2 kilometre mesafede. Merkezi de bir yer. Değerlendirelim mi? Rimex vermiş bu ilanı. 11 Kasım 2023 tarihli bir ilan. Ersen Kılınç vermiş. Telefon numarası 0542 516 53 67. 0542 516 53 67. Bu ilanı da verdim size. Bir ilanım daha var. İzmir'de, güzel İzmir'e selam olsun. İzmir'den bak, dün de mesela canlı yayında değil mi baktığımızda bayağı bir ilan vardı. Bu da mesela Kemalpaşa'da. Bunu da bugün atmışlar. İzmir'le alakalı da bir video. Bak, Balıkesir İzmir. Dikkatinizi çekiyorum. Bazen şöyle bir sorun kendinize. Birçok şeyi öğrendiniz. Eski aile üyeleri için söylüyorum. Artık emlakçı oldunuz. Yeni gelenler de bilsinler bazı şeyleri. Bu adam bazı bölgeleri gösteriyor. Hep soruyorsunuz ya, böyle yatırımı nereye yapmalıyız? Adam bir yerleri gösteriyor. Adamı bir takip edin. Bazı şeyleri buradan söyleyemiyorum. Onun için diyorum, canlı yayınlar açacağız. 1 milyon 450 bin lira. İzmir Kemalpaşa Halilbeyli Mahallesi'nde 592 metrekare, büyük bir metrekare, 600 metrekare yakın. İçindeki ev, şöyle bakacak olursak, yani şuradan gördüğüm kadarıyla belki tadilatla ayağa kalkabilecek pozisyonda ama yanına gitmek lazım. Bahçesi güzel, bahçesine diyecek bir lafım yok. Büyüklüğü falan da güzel. Asya emlaktan satılık müstakil ev demiş. Ayrıntılı bilgi için arayın. Hiçbir şey yazmamış. Kemalpaşa Halilbeyli Mahallesi. Bugünkü baktığımız ilanlar, bakın hep merkezi ilanlar arkadaşlar. Halilbeyli'nin bu da içinde. Artı Turgutlu'ya da yakın. Bak, Turgutlu'ya da 6 kilometre falan. Mesela. İzmir'e ne kadarmış? İzmir'e de 45 dakika falan yani. İzmir merkeze de yakın. Bu da fena değil. 1 milyon 450 bin lira. 592 metre kare. Yani hem merkezde olayım, hem de bahçeli böyle köy evim olsun diyenlere sanki olabilir gibi. Fiyat tabii biraz daha böyle aşağıda olsa çok da güzel olur. Çok sevindirirler bizi. Fiyatları aşağıya çeksinler. 1 milyon 450 bin lira. 11 Kasım 2023 tarihli ilanı Saniye Kart vermiş. Telefon numarası 0553 898 56 88. 0553 898 56 88. Bu numaradan ulaşabilirsiniz. Bir başka ilanım 750 bin lira. Yine güzel İzmir'den, İzmir Bayındır Yusuflu Mahallesi'nde. Bu da yeni ilanlardan bir tanesi. Çok enteresan. Dün de çok vardı İzmir. Bugün de çok var. 9 tane de fotoğraf koymuşlar. Ev yok ortada tabii. Yani ev yok. Buraya arsa olarak bakacağız. Ama Kargir ev geçmesi, elektrik, suyu daha kolay bağlatabileceğimiz yönünden avantajlı. 461 metrekare bir arsa burası. 228'e bir kargir ev, bir ahır avlusu. 233 metrekare sebze bahçesi demiş.
Bayındır Yusuflu'da, Bayındır 10 dakika, Kuşadası'na 40, İzmir'e 1 saat. Elektrik, su ve telefon altyapısı mevcut. Yolu mevcut, ana yola yakın, Esot güzergahına yakın. Şehrin gürültüsünden uzaklaşma ve doğayla iç içe olma fırsatı, müstakil yaşama uygun, manzaralı ve öne açık. Satılık müstakil ev, arsa demiş. 750 bin lira yazmışlar buraya. 460 metrekare. Kullanım alanı da iyi bence. Şu ağaca da bayıldım ayrıca. Bu ağacı çok seviyorum. Çok seviyorum. Evet, bu da Yusuflu Mahallesi'nde. Yusuflu Mahallesi de yine bakın Bayındır'a bu kadar yakın arkadaşlar. 5 kilometre. Görüyor musunuz? Yani Bayındır'ın mahallesi Yusuflu. Burayı da yine düşünebilirsiniz diye tahmin ediyorum. 461 metrekare, 750 bin lira. Ya biraz daha aşağılara gelse olur mu? Yorumlarda bekliyorum. 11 Kasım 2023 tarihli Erkan Demirel, telefon numarası 0544 313 75 92. 0544 313 75 92 arkadaşlar. Hep merkezi yerlerden gidiyoruz. Korkuteli. He, Ruhi Taner abim, sen bak buraları iyi bilirsin. Antalya Korkuteli Yelten Mahallesi'nde. Arkadaşlar 1 milyon 800 bin lira ama 1700 metrekare olduğu için bunu aldım. 1700 metrekare yola cepheli bak. Bakar mısın bak. Bak ağaçlar. Yol cepheli. Şöyle ağaçlar evin etrafını çevirmiş. Aman Allah'ım. Ruhi Taner Bey abi, burayı bize anlat. Yorumlarda anlat. Ah bu yayında canlı olsaydı değil mi? Ne güzel olurdu vallahi ya. Evde bu. Canlı yayın yapmayı daha çok seviyorum işte. Bu yüzden seviyorum. Hemen oradan birileri yorum yapardı. Mesela Ruhi Bey buraları biliyor. Buraya bir yorum yapardı. Derdi ki iyi veya kötü. Çünkü o buraları hakim. Korkuteli Yelten'de 1700 metrekare arsa içinde 80 metrekare 2 katlı taş ev ufak tadilatla oturulur durumda, manzaralı elektrik su aboneliği de var. 1 milyon 800 bin lira isterler buraya. Bir bakalım mı şu şeyden. Yelten'le Korkuteli arası 20 dakikaymış arkadaşlar. 19 kilometre. Bakın Korkuteli'nin merkezine. Yine Ruhi abi sana sesleniyorum. Lütfen bize burayı yorumlarda belirt. Bak ilk öğretim okulu falan da var Yelten'in içinde. Şurada Bozova Jandarma Karakolu Komutanlığı falan var. Fena bir yer değil gibi geliyor bana arkadaşlar. 1700 metrekareye de bayıldım. Yani metrekare fiyat, ev var içinde. Ev var içinde bir de artı. Yorumları bekliyorum. 10 Kasım'da hani ben dün ilanları vermiştim ya, bu gece düşmüş demek ki bizden sonra, yani bizim yayından sonra düşmüş olabilir bu. Salih Turmuş vermiş 10 Kasım 2023 tarihinde bu ilanı. Telefon numarası 0531 593 66 49. 0531 593 66 49. Bu arada dışarıda sanırım fena bir yağmur yağıyor. Allah dışarıda kalanlara yardım etsin. Şimdi %40 imarlı Burhaniye Karadere Tilkicik Mahallesi. Kargir ev yıkılmış. İçinde ev yok. Bak soruyorsunuz hep burayı. Balıkesir Burhaniye Karadere'de. Bu da yine gece atılmış bir ilan. 10 Kasım 2023 tarihli. Fotoğraflarını büyüteceğim. Buna arsa niyetli bakın. Çok güzel yerler. Bu Karadere tarafı çok güzel. Gerçekten çok güzel. Fiyatı ben çok uygun gördüm. İnşallah yanlış yazmamışlardır. Telefonlarda da öyle çok yüklenmeyin. Fiyatı da arttırmayın. Bu arada dışarıda o bahsettiğim yağmur başladı. Avlulu kargir ev geçiyor. 195 metrekare de arsası var arkadaşlar. Bakın tapusu da 282'ye 28. Yani güzel yerlerden bir tanesi. 279.500 lira yazmışlar. Şöyle bir videosu da var.
Evet. Zaten orayı biliyoruz. Orada bir şey yok. Etrafı şöyle bir manzarası var mı? Manzarayı çekebilir misin? Dön 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 diyormuşum. Abi yeter de bir çevir de kamerayı. Oh. Neyi gösteriyorsun abi bana? Neyi gösteriyorsun yani? Tamam da gördük yani değil mi burayı? Bak ne kadar da güzel saniyelerin hepsi boşa gitti. Çevir abi aşağıya. Evet. Evet şu manzarayı görelim ya. Taş gösteriyor adam bize ya, taş. Abi böyle bir şey yok ya. Denize tatil yerlerine yakın. O kadar çok yakın değil. Sakin, sessiz ortam arayanlar, yayla havası sevenler, emeklilik hayatı kuranlar, hayvancılık yapacak olanlar. Aslında para değil vallahi. Öyle söyleyeyim size yani burası. Ya inşallah yanlış değildir. Ya da inşallah fiyat falan yükseltmezler burası için. Bak şurayı da buradan yine göstereyim size. Karadere buradadır. Tamam. Bu Karadere'nin biraz üstünde. Onu da söyleyeyim. Ya öyle denize şeye buradan bakarsan 13 kilometre gözüküyor. Bir de şeyden bakalım şuradan. Burhaniye merkeze 13 kilometre ama yer şurada bir yerde. Yani Karadere'nin dış tarafında olduğu için bir 15 kilometre deyin siz ona. Yani devlet hastanesine, postaneye 20 dakikada ulaşabileceğiniz bir güzergah. Aynı zamanda denize de yine 20 dakikada ulaşabilirsiniz buradan. Fiyat bana çok iyi geldi. İnşallah burada yanlış bir şey yoktur arkadaşlar. Daha fazla da bir yorum yapmayayım. Fiyat yükselmesin. %40 imarlı Burhaniye Karadere Tilkicik Mahallesi'nde kargir ev yıkılmış. 279.500 lira. 195 metrekare iyi bir metrekare arkadaşlar. 10 Kasım 2023 tarihli bu ilan. Ersin Taşdemir. Telefon numarası 0532 065 1358. 0532 065 1358. Arkadaşlar bu numaradan ulaşabilirsiniz. Ve Bayındır'a gidiyorum. Yine İzmir Bayındır. Yine dün akşam bizden sonra atılan ya da benim listeye aldığım ama yayınlamadığım ilanlardan bir tanesi olabilir bu. 238 metrekare Bayındır Pınarlı mahallesinde yine mahalle olarak geçen yerlerden bir tanesi. 13 tane fotoğrafı var. Ortada ev şöyle var. Biraz şöyle duvarlarında çatlaklar görüyorum ama içine görebiliyor muyuz? İçini göremiyoruz. Yığma tuğla ile yapılmış. He, altta yığma tuğlası var bunun. Üstü sıvanmış. Bunlar o sıvaların çatlakları da olabilir arkadaşlar. İşte onun için yakından görmek lazım. Zaman zaman da taş var. Taş yapı da var. Evimiz 238 metrekare arsa alanına sahip. Duvarları sağlam taş evi mevcut. Kadastral yola cepheli evin önüne kadar araç girer. Müstakil parsel toprak bahçe kısmı fazla. Elektrik su eski abonelikleri mevcut köy içi. Her şeyi bize uygun buranın. Bir de yerine bakalım. Bir de yerine bakalım. Bayındır'a mesafesine bakalım. Bayındır'a da 10 kilometre arkadaşlar. Bayındır'ın merkezine de 10 kilometre Pınarlı. Pınarlı'yı da Savaş Alanç Bey'e soracağız. Belki biliyordur. İzmir'i iyi bilir. Belki burayı da biliyordur. Ona da selam olsun. 680 bin lira burası. Şimdi 10 Kasım 2023 tarihli ilan. Bunun da numarasını vereyim. Serap Aslan 0535 517 50 15. 0535 517 50 15. Bunu da verdikten sonra nereye gidiyorum? Muğla Milas'ta yine yeni bir ilan atılmış. 10 Kasım'da yine dün gece atılmış bu. Bodrum'a 40 dakika, Kuzyaka'da tapusunda kargir ev işli arsa. Çok soruyorsunuz o taraftan. Muğla'ya gelsin. Muğla soranlara gelsin. 18 tane fotoğrafı var. Ev yok. Buraya bir prefabrik kondurursanız yalnız harika olur. Ya da bir taş ev yaparsanız. Gerçekten Bodrum'a yakın ve benim aslında aşağı tarafta dediğim, hani buralardan alın dediğim yerlerden. Şimdi bakacağız. Alabiliyorsanız, gücünüz yetiyorsa içinde güzel zeytin ağaçları var. Bodrum'un yeni trendlerinden Kuzyaka'da ferah bir bölgesinde manzaralı bir yer tapusunda ev işli değerlendirmenizi öneririz. Ben de öneriyorum. Ben de öneriyorum.
Mukadder Aras bu ilanı vermiş. Bakalım şimdi Milas Kuzyaka'ya. Kuzyaka. Şimdi Milas'a uzaktır burası da. Bodrum'a falan daha yakın. Şeye de yakın olması lazım. Bak Milas'a 23 dakika mesela. Kuzyaka. Kuzyaka şurası arkadaşlar. Bu bahçe yakası. Mumcular, Mumcular. Heh, Mumcular bak. Mumculara bakayım. Mumcular da aldı başını gitti. Yani Mumcular fena oldu. Biliyorsunuz değil mi? Yani Mumcularda zaten aradığın her şey var. Bak 13 kilometre Mumculara. 20 dakika. Kuzyaka. Beyciler. Bak şuralar güzel. Şu mevki güzel arkadaşlar. Burayı öneririm. Gücü yeten, parası yeten. Biz hep ne diyordum ben size? Bodrum'dan nereden alacaktık? Bizim böyle bir çizgimiz vardı. Nerede o? Neyse yani şu yukarıdan başlayan karayolu var. Şöyle gelen, şu havaalanını altına alan şöyle. Yani şu kısımlar güzel arkadaşlar. Bodrum yakını olan şu Ahavili güzel. Bak Güvercinli'ye falan da şuradan yakın mı bir bakayım ona da. Yok 25 dakika. Çünkü bu şu yol çok virajlı. Şuradaki yol virajlı. Şuradan gitmen lazım. Mumcular'a daha rahat gidersin mesela. Mumcular'a daha rahat gidersin. Buradan. Güvercinli'ye de yine 25 dakikada gidiyorsun ama. Yani 32 dakikada. Yarım saatte de denizdesin yani öyle söyleyeyim. Yarım saatte denize de gidersin. Bilmiyorum. Değerlendirin. Bütçesi uygun olanlar varsa. 10 Kasım 2023 tarihli. 279 metrekare. Mukadder Aras. Telefon numarası 0532 596 35 çift 0. 0532 596 35 çift 0. Bu da son ilanımdı. Evet canlar, ilanlarımızı beğendiniz mi bilmiyorum ama yayını beğenin, paylaşın. Paylaşabilenler paylaşsınlar sosyal medya mecralarında. Yeni gelen abonelere herkese hoş geldiniz diyorum. Abone demeyelim de aile üyesi diyelim. Biz bu kanalda bir aile olduk. Gerçekten çok büyük bir aile olduk. Çok keyifli canlı yayınlar da yapıyoruz. Yapıyorduk daha doğrusu. Ta ki videolarımızın çok insana ulaşmasını engellediğini bildiğimize kadar. Ondan sonra benim için gerçekten büyük bir hayal kırıklığı oldu. Çok keyif alıyorum çünkü sizlerle sohbet etmekten. Ve sizlere bir şey anlatmaktan, sizlerden de bir şeyleri dinlemekten karşılığında keyif alıyordum. Ama programın da başında dediğim gibi buna bir çare bulacağız. Onun için pazar günü yapmayacağız ki bu şu yaptığımız video izlensin. Cumartesi günü, pazar günü, pazartesi günü. Ta ki bizim pazartesi akşamı biliyorsunuz videomuz var yine. O zamana kadar da inşallah bunun bir çaresini bulacağız. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bu arada şu anda yayını yaptığım anlarda İstanbul'da çok fena fırtına, böyle gök gürültüsü, yağmur var. Bu sene çok kurak geçti. Aslında yağmurun olması çok iyi ama bazı şeyler artık dünyada değişiyor. Yani yağmurlar falan da böyle bir değişik. Bir anda yağıyor, bir anda her yeri sel götürüyor mesela. Hani eskiden hep böyle Nisan yağmurları vardı, böyle yağar geçerdi falan, böyle mis gibi toprak kokusu falan. Şimdi öyle yok tabii, öyle bir şey yok. Zamanla doğa da değişmeye başladı. Bilmiyorum bizim ömrümüz görür mü görmez mi de ama çocuklarımız ve onların çocuklarının da hiç istemeyiz tabii kurak bir dünyaya sahip olmalarını. İnşallah böyle yağmurlar kış kışlığını yapsın. Yağmurlar devam etsin, kar yağsın, yani kış kışlığını yapsın ki barajlarımız falan dolsun. Ama hiç zannetmiyorum, dünyayı o kadar çok kötü kullanıyoruz ki insanoğlu olarak maalesef o da bizi cezalandırıyor. Cezalandırıyor yani, cezalandıracak da. Onun dışında güzel bir pazar günü geçirmenizi diliyorum sevdiklerinizle birlikte. Beni hep evlerinizde ağırlıyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çaylar içiyorum sayenizde. Gerçekten içmiş kadar oluyorum. Hepiniz sağ olun, var olun. Harikasınız hepiniz.
sizlere yayın yapmaktan şeref duyuyorum. Ben profesyonel bir yayıncı değilim. Sizler gibi biriyim. Yani çıkıyorum işte kendi bildiğim şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Sizleri samimi görüyorum. Samimi dostum, bir anne, baba, abla, kardeş ilişkisi olarak gördüğüm için her şeyi de sizlere samimiyetle anlatıyorum. Sanki karşımdaymışsınız gibi anlatmaya çalışıyorum. Bu da bana çok büyük keyif veriyor. İşte o canlı yayınlarda sizlerden de hani olumlu sadece tepkiler değil, soru cevap gidiyoruz. İşte mesela Savaş Bey dün akşam İzmir'den bir yerler anlatıyor bize. Şurası diyor olur diyor, şurası olmaz. Veya Ruhi Bey selam olsun hepsine. Hepinize selamlar gönderiyorum. Ruhi Bey diyor işte Antalya'dan bahsediyor. Bu videoda da mesela Antalya'da Korkut Elinde Yelken'de bir yer var. Orayı da bize inşallah yorumlarında aşağıya yazar. Çok iyiyiz, böyle mutluyuz. Ama şu canlı yayın olayı bizi şey yaptı yani. Biraz benim moralimi biraz aşağıya düşürdü ama enerjim yüksek gene. Çünkü onun bir çaresini mutlaka bulacağım. Gerekirse yeni bir kanal yapacağız. Sadece canlı yayınlar için. Yani sadece oradan canlı yayın yaparız abi. Mev yayınlamayız. Canlı yayın yaparız. Canlı yayında bakarız gerekirse. Bu kanala video yaparız. Bilmiyorum nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz. Bir formül bulacağım ona. Canlar. Keyifli bir cumartesi akşamı, keyifli bir pazar günü aileyle beraber şöyle güzel kahvaltı sofrasının başında mutlu, huzurlu bir şekilde sevdiklerinizle birlikte diliyorum. Onun için de diyorum ki sizi sevenler ve sevdikleriniz için kendinize çok çok iyi bakın. Yüce Allah'ıma emanet olun. Hoşça kalın kıymetli dostlar.